Ben dedim ki biz üste gidelim Bandırma'ya. Hatta bu birinci sortide biz mermilerimizin bir bölümünü uçağın burnu hafiflesin de atış yapabilelim diye Ege Denizi'ne attık müsaadeyle. Yani makineliği ve kullandık. Siz ateş ediyorsunuz ama karşı taraf size ateş etmiyor. Yani bir Yok, tutuluş biz var denize, bilmiyorum ama. denize attık biz. Uçakta 560 mermi var. Çok ağır geldi. Tırmanabilmek için. Hafifletiyoruz uçağı. Ondan sonra tekrar ikinci turdan sonra Bandırma'ya tekrar indik. O paylon tankı söktürdük. Paylon tankın takılı paylon var. Onun adaptörü. Şuraya o takılı. Onu da söktürdük. Uçağın altı şu anda akrotim pilosu kullanıyor ya. O şekilde. Yani F-5'ler. Bu uçakta. Kenarında bunların tank var. Bizde iki tane füze var. Yakıt çok az yakıtlı. Bir sorti daha yapalım dedik. Bir sorti daha gittik. Ben o zaman 55.300 fite kadar çıktım. Uçağın fabrikasyon... Sınırlarınızı zorladınız artık. Fabrikasyon tavanını geçtim. Fakat cisim yukarıda. Radar 2'de bir vurdunuz mu, vuruyor musunuz? Devamlı söylüyor yani aşağıdan. Aşağıda da meraklı bir takip var. Ve hani tekrar... Bunun olayını algılayamıyorum. Tekrar biz Bandırma'ya indik. Akşam oldu. Ertesi sabah tekrar kalktık. Fakat cisim yoktu. İki defa indik kalktık yakıt bitene kadar şeyden itibaren. Bunu ben başka bir programda dinlemiştim. Ertesi gün de takip ediyorlardı galiba. Yok, ertesi gün aradık dedim. Ben eğer bizi takip ettiyseniz. Evet, sizi izledim ben de. Evet. Ertesi gün cisimi göremedik. Göremediniz. Peki nasıl raporladınız? Tüm bu gördüklerinizi rapora yazabildiniz tabii, mi? Tabii tabii. Bu gördüklerimizi şekiller çizerek, ben izlemem de söyledik arkadaşlar, çizdiler. Bunları rapor ettik. Filo üsse resmi yazıyla yolladı. Üst komutanlığı 1. Taktik Hava Kuvvet Eskişehir'e gönderdi. Orada biz 1. kuvvet oraya bağlıyız. Oradan da hava kuvvetlerine gitti. Rablar. Daha sonra ben kurs için Amerika'ya falan gitmiştim. Dönüşümde bir dergiden bana böyle bir şey getirmişsiniz, röportaj yapalım, kaydedelim, yazalım dediler. Ben bizim yaptığımız gibi sizi dinlemek istediler. Amirlerimize yani, sorduk, yok dediler, konuşamazsın. İzin vermediler. Bu o zaman izin verilmedi. Öyle kaldı. Peki ve... o zamandan bu zamana ne değişti? Şimdi anlatabiliyorsunuz bu hadiseyi. O zamandan bu zamana biraz evvel hayallerimiz şey oldu. Ben biraz evvel konuşurken Aktan Bey, insanoğlu ben şu anda New York'ta olsaydım deyince New York'ta olacak mı acaba diye hep düşünürüm ben. Veya şuraya gidiyorum derse. Belki yani Miraç olayı da var. Miraç olayı da bir rüyada deniyor. Ruhu gitti deniyor. O dini boyutuna... Hayır ben şunun için söylüyorum. Buyurun. Buradaki değişik ne oldu? İşte teknoloji nereye geldi görüyorsunuz. Peki bir şey şunu samimiyetle sormak isterim. Hiç inanılmamaktan korktunuz mu? Çekindiniz mi? Ya işte İki kişi. Senin beynin sana... Yerde gözüküyor bizimki. Yani falan yerde bir cisim gördüm. Birdenbire önümden geçti. Çatallı gözlüydü falan değil. Bizimki bu. Yani yerden gözüken bir cisim. Yani sabahtan akşama kadar orada Ege bölgesinde orada bekledi. Şahitlerim de vardı. Şahidim iki uçak. İki ayrı pilot. Evet. Ve iki diğer C47 var, F-104 var, diğer uçaklar Raporlar var. Raporlar tutuluyor. Raporlar tutuluyor. Yani şimdi bu bazı şeyler hani bilimsel olunca inanılacak dedim. Dinsel olunca inanması için bir şey. Bizimki bilimsel yani elde tutulan done yani belli bir şey. Evet. Ama biz görevimizi yapabilmemiz için o bize imkan vermedi. Size imkan vermediler. Ozan Bey size dönmek isterim. Sizin tecrübelerinizi de dinlemek